Göz ve pandemi ilişkisini evet birazcık konuşmuş olduk ama göz cerrahisi yerinde durmuyor. O da gelişmeye devam ediyor. Çok değerli bir göz hastalıkları uzmanı, değerli hocamız bizlerle birlikte operatör doktor Hüseyin Tutar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz gözlük kullanan cerrah olarak açık söylemek gerekirse burada olduğunuz için mutluyum. En azından geleceğim hakkında biraz ipucu da almış olacağım. Şimdi son dönemde oldukça popüler olmaya başlayan bir teknoloji var. Gözlerde akıllı lens teknolojisi. Evet. Ve bu şimdi bir ileri aşamaya geçti. Premium akıllı lenslerden de. Evet. İkisinin arasındaki fark nedir? Ve akıllı lens adayı hastalar kimler? Akıllı lens adayı hastalar genelde hem uzağı hem yakını göremeyen, 50 yaşını geçmiş, 40 ve 45'li 50 yaşlara gelmiş artık, yakın görmede sorunu olan hastalar. Bunlar bir süre sonra hiçbir sıkıntısı yokken 40 yaşına gelip sonra önce yavaş yavaş yakın görmeleri bozuluyor. Ondan sonra orta mesafe, sonra uzak da bozulmaya başlıyor. Ve bu hastaları biz eğer gözleri uygunsa akıllı lens taktığımızda hastaları daha ertesi gün uzağı, ortayı ve yakını her tarafı çok rahat görebiliyorlar. Peki akıllı lens ne yapıyor? Yani vücudumuzun, gözümüzün kaslarına falan bağladığımız, hayır, hareket eden, kırılmasını sürekli değiştiren burada bir şey mi? Burada maket gözüküyorsa maket üzerinden gösteririm. Böyle gözümüzün içinde doğal bir mercek var bizim. Hepimizin var bu mercek ve bu mercek bizim uzakta işe yaramıyor. Yavaşta, yakında yavaş yavaş ekstra güç harcayarak orta mesafede ve yakında kendi kalınlığını artırarak ve göz içinde hareket ederek bizim yakın mesafeyi görmemizi, odaklamamızı sağlıyor. Aynı fotoğraf makinelerinin şeyleri, videoları olur ya, içindeki evet, lens hareket eder. Bu da çok küçük olmakla beraber gözümüzün içinde hareket ediyor ve kendi kırıcılığını da artırıyor. İşte bunun fonksiyonu doğduğumuz anda yaklaşık 10 dioptri kadar bir gücü varken yavaş yavaş 40'lı yaşlara geldiğinde bu 2-3 dioptrilere kadar düşüyor. Sonra bu görevi gittikçe azalmaya başlıyor. İşte bu lens artık bizim bir işimize yaramıyor 40'lı 45'li yaşlardan sonra, uzağa mükemmel görsek bile. Orta mesafede ve yakında, hatta fark edersiniz yaşıtlarını şöyle uzatmaya başlar, uzatmaya başlar. Sonra derler ki benim kolum yetmiyor, bir doktora gideyim. Çünkü daha fazla uzatamazlar, görememeye başlarlar. İşte bu lensin gücünün azalması yüzünden. Bunu niye anlatıyoruz? İşte bu akıllı lensi, bu lens artık bir işe yaramadığı için, gücü azaldığı için biz gözümüzün içindeki bu lensi bu mikro cihazlarla girip ön tarafını açıyoruz, içini temizliyoruz ve bu gözün içine yerleştiriyoruz. Onun için işte hastalar bunu kontak lenslerle karıştırıyorlar. Multifokal kontak lenslerle. Tabii ki bu değil. O korneanın üzerine konuyor. Bu içine yerleştiriliyor. İçine yerleştirildiği için de bu uygun bir lens yerleştirilirse, önce hasta uygunsa, sonra premium akıllı lens dediğimiz en son teknoloji lens yerleştirilirse ve ondan sonra hasta bu lensle bir daha ömür boyu uzak, orta, yakın gözlük işi ihtiyacı hissetmeden görüyor. Niye? İşte o biraz önce sorduğunuz soru. Ne yapıyor? Bu lensin üzerinde halkalar var. Uzak, orta ve yakın için farklı farklı halkalar var. Bu halkalarla bu lensin normal bizim de lensimizin hareket ederek yaptığı şeyi makula dediğimiz görme noktasına en iyi şekilde odakladığında biz nereye bakarsak onu çok net görüyoruz. İşte onun için bu lensi taktırıp insanlar tenis bile oynayabiliyor. Peki premiumla, yani premium dediğimiz daha özellikle, daha işte evet, yenilikçi vesaire. Onunla bir önceki versiyon arasında ne fark var? En büyük teknoloji farkı bunların arasındaki ışık oyunları. Fotopsik dediğimiz ışık oyunları ve orta mesafeyi premium akıllı lensler daha iyi gösteriyor. O, mesafeleri bir tanımlayabilir miyiz? Tabii ki. Kısa. Mesafeyi. Uzak mesafe dediğimiz şey 2 metreden sonrası genelde. 2 metre ile 70-80 santim arası orta mesafe, 70-80 santimden daha yakınlar olan da yakın mesafe. Biz normalde ne yapardık bu zamana kadar, son 15-20 yıla kadar bir düşünün. Elimizde bir şey alır okurduk, elimizde bir şey yapardık. Hep buralarda yapardık ama artık oralarda yapmıyoruz. Artık herkesin önünde bir ekran var. 70-80 santimde, 100 santimde. Doğru. Herkes buralarda bir ekranda çalışıyor. Bu orta mesafe çok fazla önemli. Peki bu lensin de bir ömrü var mı? Lensin ömrü var ama insan ömründen uzun. Uygun hasta diyorsunuz mesela, az önce de söylediniz. Uygun olmayan kim var bunun için? Uygun olmayan, bir kere bu hasta bunun olması için biraz önce bahsettik. Göz dediğimiz şey iki tane, üç tane saydam doku var. Birincisi kornea. Korneamızın uygun olması lazım. Yani en dış katman. En dış katmanı şöyle şuradan da gösterirsek gözümüzün en dış katmanı. Bu korneasının uygun olması lazım hastanın. Biz bunların hepsine tabii ki öncesinden bakıyoruz. Yoksa herkese hadi gel sana akıllı lens olur demek mümkün değil. Sonra bu aradaki lensiyle ilgili zaten problemlerin hepsini biz hallediyoruz. Lensinde kataraktı varmış, yokmuş, bir travma geçirmiş, uygunmuş, değilmiş. Onları biz zaten hallediyoruz. Ama bir de gözün arkası var, görme noktası dediğimiz yer.
Yani işte bu sarı nokta hastalığı, ilerlemiş şeker hastalığı, çok ilerlemiş glokom hastalığı, yine sarı noktada yaşa bağlı olmasa da genetik bazı hastalıklar varsa o insanlara ne yazık ki akıl lens uygun değil. Peki içeriye koyduğunuz şey vücutta bu artık kenarlarından bağlı bir şey değil. Boşlukta duran bir şey haline yok, gelecek. Yok işte o. Bunu şöyle düşünün. Bunu bir kavanoz gibi düşünün. Ön tarafı açılıyor. İçi temizleniyor. Sonra bunun içine şey gibi, S harfi gibi düşünün. S harfi gibi bunun içine yaylanarak yaslanan bir şey var. Sonra vücut bunu yavaş yavaş bu kapsül dediğimiz şey buraya yapışıyor ve onu oturuyor. Bir daha ondan sonra ki bu da zaten ilk 2 saatte başlıyor ve 24 saatte tamamlanıyor. İsterseniz 24 saat sonra amuda kalkın, hiçbir şey olmaz. Anladım. Peki harekette sorun değil. Bu astigmat olan kişiler bundan fayda görebilirler mi? Eskiden göremiyorlardı. Ben astigmatım yani. Çok ciddi de astigmatım var. Yok, artık görebiliyorlar. Çünkü artık buna göre bizim ölçümlerimiz çok daha mükemmelleşti. Astigmatı da düzelten mercek takıyoruz. Astigmat demek şöyle 360 derece düşünürsek bunun her tarafının kırıcılığı aynı olursa bir kişide astigmat olmaz. Ama burası daha yüksek kırıcılıkta, diğer tarafları daha az kırıcılıkta, bu astigmattır. İşte biz onun nerede fazla olduğunu ölçüyoruz. Onun bir özel muayene yöntemi var. Sonra onun tam tersine onu düzeltecek şekilde bir mercek yerleştiriyoruz. Bir daha ondan sonra arkaya gelen ışık mükemmel şekilde düştüğü için, astigmatı da düzelttiğimiz için hastalar çok rahat ediyor. Günübirlik cerrahi de mümkün. Aynı tabii gün eve gidiyorlar. Öyle. Lokal anesteziyle belki işlem yapılıyor. Damlayla yapılıyor. Lokal anestezi bile değil. 4-5 dakika sürüyor işlem. Gözünü kapatıyor hastalar. Evlerine gidiyorlar. Evde 2 saat sonra açıyorlar gözlerini. Tamam. Ertesi gün 2 saat sonra açıyor. Tabii tabii. Ve hayatına dönüyor. İnanılmaz bir şey ya, gerçekten. Yani özellikle katarakla birlikte konulan lensler sadece yine gözlüğü engellemiyordu bildiğim kadarıyla. Gözlüğü engellemiyordu. Zaten gözün iyi görmesi yaklaşık bir 2-3 ay alıyordu. O dikişleri tekrar tabii alınıyordu. Nereden nereye geldi? Evet, inanılmaz bir şey. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi size de sormuş olayım. Özellikle pandemi döneminde mesela bir risk oluşturuyor mu bu akıllı lens, yabancı bir cisim? Mesela Sinan hocamla az önce konuştuk. Normal genel göz hastalıkları ameliyatlarından bahsetti ama akıllı lens ameliyatı pandemi döneminde de mümkün bir şey mi? Pandemi döneminde de mümkün. Özellikle bizim kurumlarımız dal merkezleri olduğu için sadece göz hastalıkları geldiğinden hem daha az hasta hem diğer branşlar olmadığı için çok daha güvenli şu an. Peki, her hastaya takılan lens farklı mı yoksa standart mıdır bu? Hayır, her hastaya takılan lens farklı. Her hasta için çok özel ölçümler yapılıyor ve ona özel. Özellikle astigmatlarda zaten kişiye özel üretiliyor lensler. Onun için her hastanın lensi kesinlikle birbirinden farklıdır. Ama günün sonunda ameliyat olduktan sonra hepsi aynı oluyor. Her hastanın sonu aynı oluyor. Her hastanın sonu aynı oluyor. Peki, aynı ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.